Fenerbahçe televizyonu ekranlarından merhabalar, mutlu günler sevgili seyirciler. Voleybol dünyasından derlediğimiz Filede Fener programımızla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta stüdyomuzda çiçeği burnunda evli bir çifti konuk ediyoruz. Fenerbahçe Grundig erkek voleybol takımının yeni transferi İbrahim Başaran ve Fenerbahçe bayan voleybol takımının yine yeni transferi Elif Başaran. Onlar 15 Temmuz tarihinde hayatlarını birleştirdiler ve ilk kez canlı yayında bizim konuğumuzsunuz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Keyifler nasıl ve tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Haberini de biz yapmıştık. Yine bir ömür boyu mutluluklar dilemiştik o haberimizde de. Neler hissediyorsunuz? Şimdi aynı takımda forma giyeceksiniz. Sorular oldukça fazla. Sosyal medyada da sizi konuk almamız özellikle çok istenmişti. Ben önce Gelin Hanım'dan başlayacağım sevgili İbrahim, müsaaden olursa. Elifciğim, camiaya hoş geldin diyoruz biz bir kez daha. Bursa'dan geldin. İlk duyguların nelerdir? Fenerbahçe forması altında mücadele edeceğim. Nişanlı olarak geldin, evlisin ve eşinle birlikte aynı kulüp için hizmet edeceksin. Tüm bunları senden dinleyelim. Ya bütün mutlulukları bir arada yaşıyorum. Evet. İlk başta onu söyleyeyim. Hepsi üst üste geldi. Bu yıl herhalde en mutlu yılım. Hani hepsinin üst üste geldiği bir yıl. Tamamen farklı bir ortama geldim. Çünkü diğer kulübümle hiç alakası yok. Taraftarı olan, büyük bir taraftara sahip olan bir kulüp. Bu yüzden maçların daha heyecanlı, daha... Yani daha güzel geçeceğini düşünüyorum. O yüzden benim için daha büyük bir tecrübe, daha güzel bir ortam. Evlilik konusuna gelirsek de hani zaten 5 yıllık bir birlikteliğimiz vardı. Bunu evlilikle bütünleştirdik. O yüzden de şu anda çok mutluyuz. Peki şunu sormak istedim. İlk hanginiz Fenerbahçe'ye imza attı? İbrahim imza attı. Öyle mi? Evet. İbrahim, senden dinleyelim hem o imza bölümünde hem de tabii duygular nelerdir? Yani 5 yıllık bir birlikteliğin sonucunda hani artık zaten evlenmeye karar vermiştik biraz. Bir de yani aynı yerde oluşumuz, bir de denk gelişi böyle ikimizin de Fenerbahçe evlilik sonrası çok daha iyi oldu. Çünkü hani iki sporcunun aynı yerde, hatta aynı şehirde bile oynaması çok zor. Fenerbahçe camiası zaten çok büyük bir camia. Buraya ikimizin de geldiği için zaten çok hani mutluyuz. İmza süreci de yani aynı, sanki ben önce atmadım, aynı zamanda gibi öyle oldu. Mi? Yani hani Elif'le ilk imza atan sen mi? Yani öyle bir anda gelişti işte her şey. Oradaki imzadan ömür boyu hayatınızı birleştiren imza. Evet. Bursa'da gerçekleştirildi düğün. Çok hoş, evet. Görüntüler de yansıdı tabii. Nasıldı o yoğunluk, o düğün telaşı? Şimdi bitti mi? İstanbul'da evi toparlama içerisindesiniz. Senden dinleyelim Elif. İlk başta buradan bir ev tuttuk. Onu bir yerleştirme faslı başladı. İnanılmaz yorucu bir iş. Taşıyorsun, olmuyor tekrar. Bir sürü eksikler çıkıyor. Yani çok yoğun bir döneme giriyorsun. O işi hallettikten sonra Bursa'daki işlerimizi halletmeye başladık. Her ikinizin de ailesi Bursa'da ikamet ediyor. Evet. O yüzden Bursa'da yaptınız düğünü. Evet, o yüzden Bursa'da yaptık. Aileler orada olduğu için. Düğün güzel geçti. Çok güzel geçti. Düğünümüz güzel oldu. Herkes bunu da söyledi zaten. Bunun için de zaten emek vermiştik. O kadar çok yani zamanımızı harcadık ki. Düğünün güzel geçmesi bizi tabii mutlu etti. Herhangi bir aksilik çıkmadı. O yüzden... Yok. Gayet mutluyuz diyorsun. Evet. Evet İbrahim, tabii şimdi Fenerbahçe Grundig önemli kadrolar kurdu gerçekten. Biz geçtiğimiz hafta Sayın Hakan Dinçay'ı da konuk etmiştik. Yine senin de önemli bir isim olduğunu, Büyükşehir Belediye'den geldiğini. Biz tabii biliyoruz İbrahim Başaran kimdir ama bir kısaca senin voleybol hayatın nasıl başladı, nasıl buralara geldin, bir senden dinleyelim. Bursa'da başladım voleybola. Zaten kendi şehrimiz olan Bursa'da başladım. Emniyet Spor devam ettik yolumuza. Orada Murat hocamız vardı. Sonra kulüp, biliyorsunuz Türkiye'de kulüpler, bazı kulüpler aşıklarda her zaman devam edemeyebiliyor. Evet. Zaten büyük kulüpler haricinde. Arkasından da Arçeli'ye geçtik. Oradan Tokat. Zaten genellikle bu geçişler hep beraber arkadaşlarımızla oldu. Evet. Hep beraber geçtik oralara. En sonunda Tokat'tan Halk Bankası, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Orada oynadım. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oynadım. Bu sene de Fenerbahçe'ye geldim.
Evet, tabii Fenerbahçe'yle de ciddi rakiptiniz geçtiğimiz sezonlarda. Fenerbahçe'yi dışarıdan görüyordun, şimdi bu kulüptesin. Tabii ki mutlaka formayı giymek için, özellikle o çubukluyu, çünkü o bir klasiktir ve önemlidir sporcuların o çubukluyu taşıması. Neler hissediyorsun? İlk maç için sabırsızlık var mı? Senden dinleyelim. Ya, tabii ki şimdi rakip olarak oynuyorduk Fenerbahçe'ye. Zaten hani voleybolun seyircisi diğer futbol, basketbola göre biraz daha az olmakta. Yalnız bir tek Fenerbahçe'nin taraftarları genellikle voleybolda daha neşeli bir ortam sunuyordu. Fenerbahçe'ye rakip olduğumuz zaman playofflarda hangi şehir olursa olsun genellikle o stat hep doluyordu. Yani en son Çanakkale'de de örneği vardı. Yani o kapalı spor salonunun neredeyse %80-90'ı dolmuş bir şekilde Fenerbahçe'ye karşı mücadele ediyorduk. Hani aslında bu nevi bize de zevk katıyordu çünkü çok fazla seyirci önünde oynayamıyoruz. Yani işte Fenerbahçe'nin ve taraftarının bu konuda çok büyük desteği var takımına. Aslında bakarsanız genel voleybolculara da büyük bir desteği var. Çünkü neden? Hani çok büyük bir taraftar kitlesi altında oynanmıyor genellikle maçlar. Çok önemli Avrupa Kupası maçları belki dışında, ama evet. Ligde yani dediğim gibi Fenerbahçe oynamak zordu karşı. Ama şimdi artık sen de o forma altındasın. Elif'ciğim sende tabii duygular neler, yine Fenerbahçe Bayan Voleybol takımında hani adeta yeniden yapılanmaya gitti diyebiliriz. Hı hı. Tabii ki hep takım arkadaşlarındı, karşılıklı oynadınız. Şimdi Nilüfer Belediyesi'nde sen takım kaptanıydın. Çok defa da ben Fenerbahçe'yi zorladığınız maçları da hatırlıyorum hakikaten geçtiğimiz yıllarda. Şimdi sendeki duygular nelerdir? Ben de Bursa'nın altyapısında başladım. Yani ilk başta Boş Spor'da başlamıştım. Daha sonra ikincilik için Nilüfer Belediyesi'ne geçiş yaptım. 6 yıldır o kulüpte formasını giydim. İstikrarlı bir şekilde. Evet, 6 yıldır mücadele ettim. Şöyle bir şey var. Nilüfer Belediyesi ile yani çok güzel anılarım geçti. Çünkü genç bir takım. Çok genç bir takımdı. O yüzden belki Fenerbahçe'ye zorladığınız maçlar olmuştur. Evet. Evet. Onun bir dinamikliği var tabii ki de. Ama şöyle bir şey var. Her maçta ya bizim Bursa'daki tribüne sığmıyordu. Tribünümüz çok büyük değildi. Evet. Orası bir Fenerbahçe tamamen deplasman gibi oluyordu. Evet, aynen öyle, deplasman gibi oluyordu. Hatta bunu takım arasında çok muhabbet oluyordu, deplasman gibi olduğunu. Tabii taraftarının büyük desteği ister istemez oyundaki oyunculara da yansıyor. Ben de bu duyguyu tatmak için sabırsızlanıyorum tabii ki de. O formayı ilk maçta giyip o duyguyu tatmak istiyorum. Çünkü rakip olarak her zaman hayran kalıyorsun, bakıyorsun ama şimdi onun içinde olup o duyguyu tadacaksın. Maça çıkarken daha farklı bir duyguyla çıkacağımı düşünüyorum. Tabii taraftarlar da sabırsızlanıyorlar. Çünkü özellikle onlar evli sporculara da özel ilgi gösterirler. İşte geçtiğimiz yıllarda Nihan'a çok fazla ilgi gösteriyorlardı ama sanırım kulüpte de ilk kez böyle bir şey oluyor. Hani eş olarak biriniz erkek takımını, biriniz bayan takımını sırtlayacaksınız. O forma için ter dökeceksiniz. Ben şunu merak ediyorum, nasıl tanıştınız? Kimden dinleyelim? Nasıl tanıştık? Ben anlatayım. Evet. Ben ikincilikte UPS ile maç oynamaya gelmiştik. O zaman onun da bir arkadaşı varmış UPS'de oynayan. Maçımızı izlemeye gelmiş. Orada işte görmüş, beğenmiş beni. Ne güzel, kim bu kız demiş. Sonra ortak arkadaşlarımız çokmuş aslında. Hani normalde voleybol camiası olunca. Ya Bursa'dan hatırlıyorum. Hani emniyet takımından hatırlıyorum ama hani o kadar çok muhabbetimizde de konuşmuşluğumuz yoktu. Daha sonrasında ortak arkadaşlarımız sayesinde bir tanışma faslı oldu. İşte o İstanbul'daydı o yıl, ben Bursa'daydım. Evet. Ben zaten hep Bursa'da kaldığım için hep uzakta bir ilişki sürdürmek zorunda kaldık. Sonrasında internet üzerinden biraz konuştuk. Sonra ailesi Bursa'da olduğu için Bursa'da görüştük. Onun devamında ilerledi bir şekilde ve 5 yıldır birlikteliği sonucunda. Çok da güzel bir şekilde noktalandı. Şimdi İbrahim az önce onu dile getirdi. Bırakın aynı şehirde, yani bırakın aynı takımda olmayı, aynı şehirde olmak bile zor dedin. Evet. Hakikaten o dönemlerde nasıldı İbrahim, senden dinleyelim. Zaten birliklerimizin ilk yılında ben Tokat'ta oynamıştım. Oo, bayağı da uzak. Bayağı uzağa gitmiştim. Evet. Ve hani gidip gelme olanakları da çok kısıtlı. Tabii. Şimdi Tokat'tan maçların durumu, hani ondan sonra aradaki tatiller, tatil olsa iki gün değecek, bir gün mi gidip geleceksin, yolun bir gün zaten gidecek, 13 saat falan sürüyor. Evet. Uçak vesaire o zaman çok yoktu zaten. Doğru. Vardı, haftada bir kere mi ne vardı. Yani dediğim gibi çok zor oldu hep. Hep yazları sezon bitiminde genellikle işte Mart sonu, Nisan sonunda, ondan sonra genellikle Bursa'daydım. Yani ailemin yanına gidiyordum genellikle Bursa'ya. O zaman ancak görüşebiliyorduk doğru dürüst. Yoksa sezon içinde İstanbul, ama genellikle İstanbul'da da oynadım. Çok sıkıntı olmadı hani. Evet. O da bir şans oldu genellikle ikimiz için. Bir sene Ankara, bir sene
Tokat, diğerleri İstanbul'da oldu. Evet, o zaman Fenerbahçe'de size büyük bir uğur getirecek evet, diyelim inşallah. Hakikaten. Peki biraz da voleybolu konuşalım. Şimdi liglerimiz gerçekten hem bayan hem erkekler ligi oldukça Avrupa tarafından da artık takip edilir. Hani eskiden bizler İtalyan ligine bakardık, Gıpta'yla bakardık ama artık yurt dışından ciddi anlamda oyuncu alan bir ligimiz var. Tabii erkekler liginde müthiş bir güç var. Yani o file üstündeki mücadeleler hakikaten hani seyir keyfini böyle doyumsuz kılıyor diyebiliriz. Bu sene baktığında, yapılan transferlere baktığında İbrahim, işte tabii ki hep Arkas, Büyükşehir Belediye, Fenerbahçe, bu takımlar arasında geçiyor mücadele ama nasıl değerlendirirsin Türkiye Aroma Erkekler Ligi'ne? Yani sene sene Türkiye Aroma Erkekler Voleybol Ligi hani çıtası yükseliyor. Bunda ciddi anlamda Fenerbahçe'nin çok büyük katkısı vardı. Yani her zaman bunu söyleyen birisiydim çünkü yaptığı flaş transferlerle, çok büyük isimlerle lige bir renk kattı. Sonuçta renk katınca rekabet de gerekiyor. Yani bir kişiyi sadece yalnız bırakamıyorsun. Diğer takımlar da rekabete giriyor ve diğer takımların da bu sefer yeni transferleriyle, yeni yapılanmalarıyla ligimiz şu anda çok kaliteli bir duruma geldi. Yani daha iyi olabilir tabii ki ama şu anda yani bence gayet iyi. Çıta da giderek yükseliyor. Yapılan transferleri nasıl değerlendirirsin? Bizim takım için konuşalım. Arkasından hı-hı. Ahmet geldi, sen hı-hı. buradasın. Yani çok yabancı oyuncular. Hepsi iyi isimler. Bakarsak isim olarak. Yani onlara bir söylenecek bir laf yok. Şu anda işte yabancı isimleri de biliyorum. Hepsini takip ettiğim. Yani Avrupa Ligi'ni çok takip ederim. Ligleri, şampiyonlar liglerini genellikle. İnternetten, televizyondan bulabildiğim kadarıyla. Dediğim gibi yani hepsini takip ettim ve çok iyi isimler hepsi. Serniç, o diğerinin orta oyuncusu. Novisa Bielitsa. Evet, Bielitsa. zaten iki tane geçen sene kalan, devam eden oyuncumuz var. Bu sene kadro cidden daha iyi oldu gibi geliyor bana. Ama tabii her şey sahada belli olur. Tabii. Belki çok çok daha iyi olacak. Bunu sahada görürüz eninde sonunda. Yeni antrenör gelecek. Evet, ben öyle. Evet, yeni antrenörle çok şey katacağına inanıyoruz. Göreceğiz. Evet. Daha erken ufak da bir dere ağzına daha herhalde başlamadınız. Yavaş yavaş başladık. Yavaş yavaş başladınız. Nasıl dere ağzındaki hava, onu soralım. Ben her gelen sporcuya onu da soruyorum. Çünkü oranın farklı bir atmosferi vardır. Ya çok sıcak bir ortam var zaten. Çalışırken evet. genellikle herkesi görüyorsun. Evet, herkes orada. Herkes orada. Yani tanıştırmadıklarınla zamanla tanışıyorsun. Yani bir aile ortamı oluyor. Yani tanımadığın birisi varsa illaki bir gün yeni geldiğin bir yer tanıyorsun. Zamanla ailen gibi oluyor orası. Herkesi tanıdığın için geçerken selam veriyorsun, o oluyor. Hani güzel ya. Çok gayet, daha keyifli. Sezon keyif, içerisinde göreceksiniz. Daha iyi olacak. Tabii ki zamanla daha iyi olacak. O kafe bölümü girişi, erkek basketbol tabii. da oradan giriş yapıyor. Evet, evet. Hani bütün takımlar orada yer alıyorlar. Oldukça keyifli. Elif'ciğim, sen nasıl değerlendirirsin bayan voleybolda? İşte Fenerbahçe hakikaten çıtayı çok yükseğe çekti. Bu sene yapılan transferleri görüyoruz. Eczacıbaşı, Vakıfbank, Galatasaray hı-hı. olsun. Nasıl bir lig geçer kendi içerisinde Türkiye Ligi? Zaten Fenerbahçe sayesinde transferler daha bir üst evet, kademeye çıkmaya başladı. Diğer takımlar da çıktı. diğer takımlar da artık star isimler getirmeye başladılar. Hani rakip olmak amaçlı onlar da artık iyi oyuncular getirmeye başladılar. Bunu da tabii Fenerbahçe sayesinde yükseldiğini düşünüyorum. Bir de taraftarın bu kadar çok etkisi de var bence, hani destek amaçlı. Çünkü bence çok önemli bir sporcu için dışarıdan verilen destek. Bence o ister istemez takım ruhunu bence yansıtmayı sağlıyor diye düşünüyorum. Voleybolda büyük bir yani ilerleme olduğunu düşünüyorum. Bunun çok büyük bir katkısı var diye düşünüyorum. Daha çok hangi takımlar arasında geçer? Hani hep şunu konuşuyoruz. Hani alt takımlardan da evet zorlayanlar hmm. olabiliyor. İşte Nilüfer Belediyesi bunun en iyi örneklerinden biriydi. Bu sene böyle zorlayabilecek flash takım şöyle bir baktığımda. Alt takımlarla mı? İller Bankası evet. fena bir takım olmadı. Yeşilyurt da genç oyuncuları aldı. Belki öyle üst takımları evet. zorlayabilecek hani evet. iyi mücadele olacak maçlar olabilir. Yeşilyurt da genç oyuncular aldı. Yetenekli oyuncuları topladı bir kadrosunda. Bursa hakkında çok bir bilgim yok. Henüz tam net bir kadroları tabii yok. Tabii en önemlisi seni kaybettiler. Tabii ister istemez. Çünkü evet. genç bir takım olduğu zaman hani bir oyuncu çok değerli oluyor öyle mutlaka. Takımlarda. Onun dışında bilmiyorum. Yani ikisinin
iyi mücadele edeceğini düşünüyorum böyle büyük takımlarla. Evet. Tabii Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman biz yöneticilerimizden de hep onu duyuyoruz. Yapılan transferlerde tabii ki sporculuk ama işte sporculuk ahlakı, kişilik ve karaktere de çok fazla önem veriliyor. Bu anlamda sen uzun yıllar takım kaptanlığı yapmış bir sporcusun. Kaptanlık bir sporcuya neler katılır? Biraz da onlardan bahsedersen bize. Şöyle bir şey var. Çok büyük bir sorumluluk. Sonuçta bir takımı koordine ediyorsun. Şöyle diyeyim. Yani Nilüfer Belediyesi'nde zaten çok sıcak bir aile ortamı vardı. Herkes seviliyordum. Herkes tarafından sayılıyordum. Genç bir takım olduğu için de çok zor bir kaptanlık değildi benim tabii için. Çünkü genç takımsın zaten. Çok etkilenmiyorsun. Çok büyük sorunlar çıkmıyor ya da genel küçük ufak tefek sorunlar oluyor. Kaptanlık ama güzel bir duygu ya. Farklı yani. Sonuçta o sahaya çıktığında takımın kaptanı sensin ve senin bazı şeyler senin kontrolünde ilerliyor. Hoş bir duygu yani. Üzülmüşlerdir seni kaybettikleri için. Evet, bir de uzun yıllar oynadığım için Nilüfer Belediyesi'nde artık kızları gibiydim. Tabii. Belediye başkanının kızı gibiydim. Gayet keyifli. Peki ailelerde Fenerbahçe'ye transfer nasıl yankı buldu? Kendi ailelerinizde ve tabii ki birlikte aynı kulüpte oynayacak olmanızı onlar nasıl yorumluyorlar? Senden dinleyelim İbrahim ilk. Yani ilk başta da söyledim. İki sporcunun aynı şehirde oynaması hani çok zor. Bırakın aynı takımda oynaması. Yani çok büyük bir şans bu. Çok büyük bir mutluluk. Yani onlar için de böyle oldu. Çünkü hani biz evlilik kararı aldığımızda daha hiçbir şey belli değildi. Zaten sezon sonları hani sözleşmemle bittiği için Elif'in de durumu daha net belli olmadığı için hani hiçbir şey belli olmadığı için bir belirsizlik vardı. Tabii ki bir hem İstanbul oluşu bir de aynı Fenerbahçe oluşu çok sevindirdi. Zaten Fenerbahçeli de çok ailede. Aa, çok güzel. Evet. O şekilde de hani sevinç daha da katlandı. Dediğim gibi hani çok iyi oldu. Çok mutlu oldu herkes. Şimdi bir tek şu var. Aynı saate denk gelirse maçlarınız hanginizi seçecekler onu merak ediyorum. canları sağ olsun. Mutlaka bir takip olacaktır tabii ki. Tabii Avrupa dediğin Şampiyonlar Ligi dedi İbrahim. Şimdi Fenerbahçe Grundig Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda mücadele edecek önemli takımlar var. Az da bir zaman kaldı şimdi az önce programı açmadan. İşte herhalde Ağustos 22 gibi sezon açacağız dedin ama ligde Ekim gibi start alacak öyle Ekim. Düşünülüyor. Rakiplere bakarsan Dinamo Moskova var. Romanya temsilcisi Konstanta var. O biraz kapalı kutu pek bilmiyoruz. Hı-hı. Sevgili Derek'le de onu konuştuk. Berkatov var. Nasıl değerlendirirsin Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Grundig'in şansını? Fenerbahçe Grundig'in şansı tabii ki her zaman Şampiyonlar Ligi'nde var. Bahsettiğimiz takımları da geçen sene takip ettiğim kadarıyla Berato finalist, evet. Kendi ev sahipliği yaptı. Final Four'da. Final oynadı. 2 kaybetmişti. Zaten o da bir Polonya'nın ekol takımı. Dinamo Moskova da yıllardan gelen 2-3 takımdan biri Rusya'da. O da bir ekol. Ama yani dediğiniz gibi Romanya takımı ile ilgili çok bir bilgimiz yok. İzledim ama şimdi seneye nasıl bir kadroyla çıkacaklar onu çok bilemiyorum. Ama hani bu takımlar Benetov, Dinamo Moskova genellikle bunlar klasik bir şeyde oyuncuları var. Üzerine bir iki takviye ile ama bu tarz Romanya takımı galiba tamamıyla da değişebilir. Hiçbir bilgimiz yok. Evet, yapılan transferleri biz de yani seve de bildirmemişler. Hiçbir yerde evet, biz de görmedik. Öyle hiçbir şey bildirilmemiş. Yani o açıdan tabii ki Fenerbahçe'nin şansı çok. Çünkü sahada oynanıyor her şey. Fenerbahçe de çok büyük bir isim. Hani onların gözüne baktığımızda biz de çok büyük bir ismiz. Her şey sahada belli olur. Göreceğiz. Ama yalnız şansımız bayağı var gibi duruyor. Evet. Çünkü hani göreceğiz yani. Evet. Bakalım. Şimdi sahada konuşalım diyorsun buradan ufak ufak. Çünkü şöyle bir şey var. Fenerbahçe erkek voleybol takımı için bütün bir sezon boyunca hep şu yapıldı. Taraftarlardan hep şikayet edildi. Yani Kaptan Arslan Ekşi de olsun. Bayan takımını seçiyorlar, bayanlara gidiyorlar, bize gelmiyorlar. Ama biz sezon sonu göstereceğiz. Sezon sonu göstereceğiz ve hakikaten 3 kupayla kapattılar. Ve taraftarlar da mahcup olduk dediler çoğu. Bu sene inanılmaz bir destek verecekler size. Adeta her yerden hani bu konuyla ilgili mailler, mesajlar geliyor. Taraftarla da birleşince hakikaten çok farklı bir takım olacağını biz şimdiden izlenimlerini almış durumdayız. Sen o anlamda taraftarla oynamak işte az önce dedin ki hani hep boş salonlara oynuyoruz. Bazen Avrupa maçlarında önemli maçlarda doluyor. Taraftar büyük bir itici güç öyle midir sence de nasıl değerlendirirsin? Tabii ki öyle. Yani sonuçta kendi taraftarınız gelip siz orada
en zor anda belki destek oluyor ya da en mutlu anınızda saha içinde kazanıyorken de size destek oluyor. Daha bir hırsla oynamaya başlıyorsunuz. Ciddi anlamda çok etkileyici bir faktör taraftar. Hele Fenerbahçe taraftarı daha da etkileyici bir faktör. Çünkü voleybol da biliyor. Evet, evet. Yani, o da biliyor. Da sadece önemli. Dışarıdan gelip... Hani nerede bağırması gerektiğini. Evet, dışarıdan gelip öyle izleyen bir taraftar değil. Nerede bağırılacağını, işte nerede ne yapılacağını, sessizliği. Her şeyi çok güzel koordine etmişler. Dediğim gibi taraftar her zaman çok artı bir potansiyel katıyor takıma. Hele ki Şampiyonlar Ligi gibi bir müsabakalarda tabii ki daha çok faydasını göreceğiz. Mutlaka bekliyoruz. Evet, biz de bekliyoruz sabırsızlıkla sezonun açılmasını. Tabii Elif'ciğim yine taraftar demişken dedin işte Bursa'da deplasman etkisi yaratıyor dedin. Bir de bayan takımımızda oldukça onlar sarı melekler. Sen şimdi yeni bir sarı meleksin onlar için. Onu bir kere daha söyleyelim. Onların çeşitli sürpriz hediyeleri oluyor. Bilmiyorum hiç belki denk geldin mi rastladın mı. Bu anlamda sen ilk maç için sabırsızlanıyor musun? Duygular neler? Bir kısaca onları da alalım senden. Tabii ki de heyecanlanıyorum. Hem de büyük bir heyecan var. Çünkü ilk defa böyle bir duyguyu tadacağım. Ve daha önceden de buna imrendiğim bir duyguydu. Hani dışarıdan dediğim gibi kendi sahamızda bile hani ya deplasmanda gibi oynadığımız için buna daha çok imreniyordum. Şimdi bu duyguyu tadacağım. Bunun heyecanı bambaşka yani. Tarif edilemez herhalde. O yüzden bu duyguyu bir an önce tatmak istiyorum. Çubukluyu bir an önce giymek istiyorum. Evet, şunu sorayım. Tabii biz hani Elif Onur Fenerbahçe'de diye söyledik. Arkada Başaran mı yazacak, Elif mi yazacak? Elif Onur Başaran mı kullanacaksın, onu da soralım. Ya henüz daha nüfus dairesine girip soy ismimi değiştirmedim. Ona fırsat olmadı. Daha çok yeni. Evet. Bu arada 15 Temmuz'da evlendiniz, öyle değil mi? Evet. 15 Temmuz. Çok çok yeni. Evet. 11 gün oldu. 11 gün. Kısa bir balayı oldu mu, tatil oldu mu, biraz da onlardan bahsedelim. İki günlüğüne Mudanya'ya gittik. Orada işte eski antrenörünün bir gemisi var. Oraya gittik. Ondan sonra Kuşadası'na gittik. Bir hafta da orada kaldık. Çok güzel bir tatilimiz oldu. Çok güzel bir balayı getirdik. Gayet güzel. Artık yenilenmiş olarak yeni sezonda güzel bir şekilde devam edeceksiniz. Peki şimdi olimpiyatlar çok az kaldı. Amili Bayan Voleybol takımımızı uğurladık, Filenin Sultanları'nı. Çok büyük bir olay, öyle değil mi? Her sporcunun olimpiyatta forma giymesi. Neler bekliyorsun olimpiyatta zorlu bir grupta Filenin Sultanları, A milli takım? Bu milli takımdaki başarıyı altyapıdaki değişen voleybol yatırımlarına bağlıyor musun? Bu anlamda neler söylemek istersin? Yani milli takımda yani evet doğru, altyapıda güzel yatırımlar oluyor. Ve bunun da tabii üstte ister istemez yavaş yavaş katkısı olduğunu görüyoruz daha doğrusu. Olimpiyat bambaşka bir duygu herhalde. Evet. Ben dışarıdan bu duyguyu tadıyorsam şu anda onları düşünemiyorum. Hani o ortam, zaten o ortama girdiklerinde şu anda daha farklı duygular hissediyorlardır. Hepsine buradan başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir dereceyle geri dönerler. Ve ben de şu izlediğim son maçlarda inanılmaz güzel bir atmosfer seziyorum. Yani çok duygulu oynuyorlar daha doğrusu. Evet, çok hissederek. Hissederek oynuyorlar. O yüzden bence iyi bir derece geleceğini düşünüyorum. Evet. İbrahim, sen nasıl yine voleybolun içerisinde bir erkek sporcu olarak bayanlarımızın bu başarısını nasıl değerlendirirsin? Yani son senelerde zaten gayet bir yükselişteler. Dediği gibi ruhla oynuyorlar, duyguyla oynuyorlar. Gayet de başarılılar. Son maçlarını, o Grand Prix finallerini hepsini izledim ben de. Zor bir grup ama yani hepsi yendikleri rakipler öncelerden de. Orada hiçbir şey belli olmaz. Çıkıp oynayacaklar. Bakalım, görürüz. Ben inanıyorum iyi bir derece elde edeceklerine. Çok az bir zaman kaldı. Cidden inancım var yani o konuda. Evet, çünkü yapabilecek kapasiteler. Az bir zaman kaldı. Tüm Türk halkı olarak artık, destekle bekliyoruz. Artık desteğimizi verelim, evet. Bakalım. Çok keyifli sohbetimiz. Bir reklam arasına gidelim. Sevgili seyirciler, File de Fener reklamların ardından devam edecek. Reklamların ardından File de Fener tüm uzayla sürüyor sevgili seyirciler. Başaran çiftini konuk etmeyi bizler de sürdürüyoruz. Elif ve İbrahim bugünkü konuklarımız. Onlar Fenerbahçe'de bu sene forma giyecekler. Oldukça heyecanlılar. İlk bölümde biraz onları yakından tanıdık. Fenerbahçe'ye ilişkin hedeflerini paylaştılar bizlerle. Şimdi biraz daha özel zevklerini, biraz daha voleybol dışında neler yaptıklarını isterseniz hep beraber sizlerle birlikte soralım. Elif'ciğim, senle başlayalım. Evde voleybol konuşulacak mı dedim. Sen de dedin ki İbrahim varken mümkün değil konuşmamak.
Konuşur musunuz? Seni eleştirir mi? İşte şurada şöyle oynadın. Gerçi sen smaçörsün, o orta oyuncu. Hani farklı pozisyonlardasınız ama voleybol bir bütün oyunu tabii ki, takım oyunu. Neler söylersin bu anlamda? Evde bunun tabii ki de voleybol her zaman konuşuluyor. İster istemez konuşuluyor. Sonuçta işimiz bu yani. Eleştiriyor. Hem de öyle büyük mi? Bir eleştiri var. Sert. Eyvah. Normal ama tabii ki de hani öğretici amaçlı. Çünkü o çok araştırıyor. Çok seviyor. İlla orta oyuncu olması önemli değil yani. Köşe tabii oyuncuları ki, da araştırıyor. Şunu şöyle yapman gerekiyor, bunu böyle yapman gerekiyor. Şöyle eksiğin var, böyle işte bak bunu artı olarak tamam yazıyoruz. Bunu düzelttin. Bunu düzeltemiyorsun bak. Daha çok üstüne gitmen lazım. Tabii ama bunlar bence hoş şeyler. Çok güzel tabii, motive eder seni. Çünkü birisinin sana destek vermesi güzel yani. Ya da yanlışlarını birisinin sana söylemesi, göstermesi. Herkes böyle bir şeye sahip olamayabilir yani. O yüzden hoş şeyler bunlar. Evde böyle muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz oluyor. Çok güzel yani. Sen o zaman evde çalışıp geleceksin. Evet. Dersine. Çok keyifli. İbrahim çok sert bir eleştirmen misindir? Yok yok ya. Değil mi? Değil aslında. Yok, bazen hani kendimi kaybedebiliyorum ama. Öyle mi? Ya yok, öyle değil ya. Şimdi hani ben de etrafımdakinden aynısını söylüyorum. Hani kötü bir şey mi, yanlış mı? Çünkü görürseniz, herkes kendini göremiyor. Tabii dışarıdan bakmak çok farklı. Ben kendimi biliyorum ama yani göremediğim yerler de oluyor. Şimdi dışarıdan bakmak çok farklı. Hani ben en yakın arkadaşlarıma da işte şurada bir şey yapıyorsam söyle. Hani şunu, şu hatayı yapıyorsam bana söyle. Çekinme, hani kızacağım. Kızarım diye. Diye öyle bir şey sakın söyleme. Hani hep söylerim genellikle yani her arkadaşıma. Severim yani hani, çünkü işimiz bu, daha iyi olmak için uğraşıyoruz. Biz daha iyi olunca takımımıza daha iyi performans veriyoruz. Yani bu giderek yükseliyor. Her şey sonuçta kulübüne yansıyor. Dediğim gibi hani ben de o konuda dışarıdan bakan birisi olarak Elif'e gerekli şeyleri söylüyorum. Hani belki çok doğru söylediğime inanıyorum çoğu şeyde çok ama. Çok açık bir şekilde. Hani çok da tabii ki abartmıyorum çünkü ben de aynı şeyde tepki, mesela dediğiniz kadar yüksek bir dozajda başkasından alsam tabii ki ben de hani bir şey yaparım, karşı tepki veririm. Tabii ki onun dozajını ayarlayarak, dediğim gibi insanların birbirine karşı bu tarz şeyleri, işte eşlerin, eş dost, arkadaş, herkesin birbirine bu tarz yerlerde ufak da olsa eleştirmesi gerekiyor ki daha iyisi olsun. Çünkü insan kendini her yerde, hatta herkes kendini en iyisi görüyor bir yere tabii kadar. Mutlaka. Ama insanlar dışarıdan bir şekilde eleştirmeli ki, yanlışlarını söylemeli ki herkes daha iyi yükselsin, daha iyi olsun. Çok güzel, işte bu çok önemli aslında. Hani voleybolda ben oldum diye bir şeyin olmadı. Hep öğrenmenin yaşın olmadı. Her gün üzerine şeyler koymak bu anlamda ki. Hani voleybolda çok teknik bir oyun. Her zaman onu söyleriz. Öğrenmesi çok zordur. İzlemesi evet çok keyifli. Ama seyircinin bile yeni yeni çözdüğü, işte az önce de sen onu dile getirdin, hani bir basketbol gibi değil, çok farklı bir oyun dedik. Bu anlamda sen bayan voleybolunu nasıl görüyorsun? Şimdi tabii ki eşin önemli bir örnek. Erkeklerle bayanlar ligi arasında hakikaten çok fark olduğunu biz her seferinde söylüyoruz. Sizinki daha güce dayalı ama bayanlardaki voleybolu nasıl yorumlarsın? Dediğim gibi bayan voleybolu sonuçta yapısal olarak arada bir fark oluyor. Yani erkek ve bayan arasında bir güç farkı oluyor. Ve hani bu başka yerlerden kapatılmaya çalışılıyor bayanlarda. Bayanlarda genellikle erkekler kadar bir güç olmadığı için, tabii ki hani ona yaklaşanlar var ama evet, çok nadir oluyor bu tarz evet, voleybolcularda. Genellikle defans üzerine daha rally devam eden bir sistem var. Aslında bakarsan dışarıdan voleybolu hani bir taraftar olarak izlemesi bayanlardan daha keyifli. Bayanlara daha keyifli gibi gelebilir. Çünkü evet, daha uzun sürebiliyor ralliler. Evet, tabii ki bu daha uzun sürebiliyor. Aslında voleybolcu olarak ikisinin arasında bir kıyas yapamazsın zevk olarak. Çünkü içinde olduğun için ikisinde kendine has güzellikleri var. Erkeklerde çok daha güzel pozisyonlar, hareketler, şık pozisyonlar, yani güçlü smaçlar, her şeyi izleyebiliyorsun. Bayanlarda o tarz şeyleri var. İki taraf birbirini dengeliyor ya, seyir zevki açısından. Evet, aynen öyle. Servisleri sormak isterim. Sen ne tarz servis kullanıyorsun genelde? Ben jump float kullanıyorum genellikle. Evet. Çünkü orta oyuncular yani takımda zaten risk alan, genellikle serviste smaç servisleri çok sert bir şekilde atan, genellikle bir pasör çarpazları, smaçörler oluyor. Orta oyuncu da var atan, çok evet, iyi atanlar, çok iyi atanlar da var. Ama ben genellikle hani yüzdeli bir şekilde atmaya çalışıyorum ve iyi de gidiyor. Çünkü artık son zamanlarda bu jump float iyice bir gelişti.
Hatta neredeyse maç başına bazen daha iyi iş yapabiliyorsun smaç servisten. Evet. Dediğim gibi jump float kullanıyorum genellikle. Daha çok hani kaçırmamaya ama iyi bir servis atmaya bakıyorum genellikle. Çünkü bir takımda şimdi herkes sıra sıra gelip servis kaçırdığı zaman kötü bir izlenim seri oluyor. Kötü bir seri oluyor. Bunu kırmak ki, adına evet. Kaçıracak o şeyde riske girecek oyuncular da var takımlarda genellikle pasör evet. Çaprazı işte smaçörler 4 numaradan. Çünkü bir de ben gelip arkasından aynı şekilde, ben öyle düşündüm ilk baştan beri. Bir de ben onu gelip kaçırdığım zaman hem onlara bir negatiflik vereceğim diye düşündüm. Çünkü genellikle onlar yükleniyor oyun içinde bazı şeyleri. Değil mi? Güzel jump pull'u son zamanlarda zaten çok kullanılan bir servis olmaya başladı evet, artık. Çoğu spor, bayanlarda da çok kullanan var, erkeklerde de çok kullanan var. Şu anlık memnunum. Evet, çünkü az önce reklam arasında onu konuştuk. Şu Çanakkale'deki belediye ile Fenerbahçe arasında oynanan servisten sen gittiğinde aradaki fark açılmıştı. Öyle hatırlıyorum sanırım. Evet, o ya 11-4'tü ya evet. 10-4 o civarlar bir şeydi. Hani 4-4'ten geçtim servise. Hani çok iyi bir seri yakaladım. Tabii ki hepsi direkt sayı olmadı ama. Hani, ama çok yani üst üste seninle devam etti. Evet, blok yaptık, auto vuruldu, birçok pozisyon oldu. Ama arkasından... Tercih öyleymiş diyelim. Aynen, bir şey fark etmedi. Tabii biz bu tarafta iyi ki de öyle olmuş diyoruz şu anda. Tabii, ondan sonra da seti verdik yine ama 11-4'ten falan. Evet. Zaten o seti alsaydık playofflarda puanımız alacaktı. Daha iyi duruma gidebilirdik yani. Evet. Tabii her sporcunun voleybol dedik takım oyunu önemli uğurları belki önemli totem saydığı özellikle bu bayanlarda çok fazla oluyor İbrahim öyle değil mi? Sizde pek evet, ben çok denk gelmedim. Değil mi? Çok yok. Bayanlarda çok var. O yüzden bir Elif'e soralım. Özellikle de Fenerbahçe bayan voleybol takımında çok vardı. Elif Hacı Öner'i konuk ettiğimizde pasör olarak ciddi anlamda sayıları toplayıp işte onun forma numarası da 7-7 önemli rakammış onun için. Ciddi totemleri var. Eyvah dedik yani bütün takım şimdi benim yüzümden aynı ayakla çıkacağız. Aynı çorabı giyeceğiz falan dedi. Var mıdır böyle uğur saydığın? Benim öyle hiçbir uğurum yok. Sahaya nasıl çıkarsın? Evet. Normal. Dua edip çıkıyorum. En güzeli o bence. Herhalde. Bilmiyorum. Öyle herhangi bir uğurum yok yani. Her zaman da Allah utandırmıyordur mutlaka. Evet. Başarıyla devam ediyorsun. Tabii dedik ki gerek Fenerbahçe Gunlik gerekse bayan voleybol takımımıza önemli isimler katıldı. Bununla ilgili de yine bantlarımız var onları daha sonra izleyeceğiz. Ama şimdi artık az da bir zaman kaldı. Tabii. Çünkü şöyle ki futbolla başlar sporda sezonlar ama branşlar çok önemli. Fenerbahçe Spor Kulübü çünkü bünyesinde çok önemli branşları barındırıyor. İşte olimpiyatlar dedik yine olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen spor kulübü. Masa tenisi, atletizm, boks hepsinden büyük madalyalar, büyük başarılar bekliyoruz. Bu anlamda sezon hedefleri nelerdir? Tabii ki pek çok kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe Gundik. 3 kupayla kapattı. Büyük bir sabırsızlıkla herkes bekliyor. Şöyle bir baktığında İbrahim Başaran olarak yeni geldin. Tabii ki kendini ispat edeceksin mutlaka. Hedeflerin nelerdir bu sezon için diyelim? Hedeflerim ilk başta Fenerbahçe formasını giyip sahada mücadele etmek. Tabii ki şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Birçok kulvarda yer alıyoruz. Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi. Süper Kupa oynanacak sezon başında. Evet, Süper Kupa oynanacak sezon başında. O zaten biraz daha erken oynanıyor. Yani hepsinde başarılı olmak istiyoruz. Neden olmasın? Yani 4 kupanın en az 3'ünü almak istiyoruz. Hani ben şahsen öyle düşünüyorum. Olacağına da inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de en az bir Final Four oynayacağımızı düşünüyorum. Orada zaten hiçbir şey belli olmuyor Final Four'da. Orada çıkıp oynadığın sürece Final Four'da tek maç ne oldu bittiği anlamadan çok evet. İyi bir performansla şampiyon da olursun. Her şey olabilir. Ki bayan takımı oldu öncelerde çok haklı bir şekilde oldu. Dediğim gibi yani hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluktan aşağısını pek bir hedef koymuyorum kendime. Kulüp içinde. Bakalım göreceğiz artık bu saatten evet, sonra. Evet zaten Fenerbahçe'de de ikincilikler başarı sayılmıyor. Genelde şampiyonluklar başarı sayılıyor. Tabii bayanlar için işte wildcard meselesi vardı. Hani onlara artık çok girmiyoruz ama Sev Cup'ta mücadele edeceksiniz. Sev Cup'ta da Odessa Region takımıyla ilk mücadele olacak. Avrupa'daki bu mücadele için neler sorarsın? Yani bir numaralı kupa değil ama iki numaralı kupada ve Fenerbahçe'nin müzesinde de yok böyle bir kupa. Belki bu sene sizlere nasip olur diyelim. Sen nasıl değerlendirirsin bu anlamda? Yani şu anda güçlü bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Burada da şampiyonluğu
olacağımıza inanıyorum. Ben de bu duyguyu tatmak istiyorum tabii ki de. Güzel bir duygu. Şampiyon olmak, o kupayı kaldırmak, o taraftarın içinde o duyguyu ben de yaşamak istiyorum. Bunu hep dışarıdan tanık yani gördüm evet. Sadece. Ben de o duygunun içinde o duyguyu tatmak istiyorum şu anda. Bunun için en iyi şekilde mücadele edeceğim. Evet, geri sayım sürüyor diyelim. Evet. O zaman bir bayan voleybol takımımıza bakalım. Kimler gitmiş, kimler kalmış takımda. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe bayan voleybol takımına bu sezon 8 yeni isim katıldı. Şimdi bu bandımızı izliyoruz. Fenerbahçe bayan voleybol takımında 2012-2013 sezonu için yepyeni bir kadro oluşturuldu. Geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarıya imza atan Sarı Melekler, liglerin sonlanmasının ardından yeni sezon çalışmalarına başladı. Sezon sonunda toplam 7 isim Fenerbahçe'ye veda etti. Brezilyalı antrenör Zé Roberto'nun yanı sıra Logan Thom, Fabiana, Nazay Demir, Lyubov Sokolova, Yağmur Koç Yiğit ve Seda Eryüz ile yollar ayrıldı. Kısa bir süre sonra kadrosuna takviyeler yapan Sarı Melekler'de öncelikle kaptan Seda Tokatlıoğlu'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Ardından Türk oyuncu transferinde Elif Ağca, Nilay Özdemir, Elif Onur, Meryem Boz ve Gökçen Denkel'le anlaşmaya varıldı. Yurt dışı çalışmalarına da hız kazandıran Fenerbahçe Bayan Voleybol takımının yeni üyeleri Paolo Piqueno, Mariana Stambreher ve Berenika Okunieska oldu. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yılki başarısında büyük pay sahibi olan Güney Koreli yıldız Yong Kim'in anlaşması da 2 yıl daha uzatıldı. Öte yandan antrenör Zé Roberto'nun gidişinin ardından takımın yeni koçu ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Sarı Lacivert'le ekip sezon çalışmalarına Ağustos ayı ortasında başlayacak. Bu arada Fenerbahçeli yıldız oyuncu Eda Erdem milli takımla birlikte olimpiyatlarda mücadele edecek. Yeni bayan voleybol takımımızda işte bu isimlerden oluşuyor sevgili seyirciler. Birlikte izledik tabii yabancı oyuncularımız var. Antrenörümüz çok az bir zaman kaldı dedik Sayın Hakan Dinçay da buradan. Yine onların açıklamasını bekliyoruz tabii ki. Burada takım olabilmek aslında öyle değil mi? O uyumu sağlayabilmek. Hani ne kadar yıldız oyuncu getirirseniz getirin bu hep defalarca kanıtlanmıştır. Ama Fenerbahçe bunu her zaman kendi içerisinde çok güzel bir şekilde başarıyor. Çünkü işte geçen seneden Nihan, İpek, Eda burada takımın iskeleti dediğimiz sporcular. Onlar da hatta İpek'le burada sohbet ederken Elif'i bekliyorum ben şimdi dedi. Özellikle senden bahsetti. Bu anlamda takımdaki arkadaşlık uyum için sen neler söylersin? Ya dediğiniz gibi arkadaşlık ve takım uyumu çok önemli. Çünkü sahaya yansıyor. Yani evet. %60'ı neredeyse yansıyabiliyor bir maçta. Bu yüzden Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonlarda bunu çok iyi yansıdığını zaten gördük. Yine aynı şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi belli başlı takımın ayağı olan oyuncular yine bu kadronun içindeler. O yüzden yine aynı şekilde devam edecektir. Ve ben zaten çoğu bu belli başlı oyuncuları tanıyorum. Eda'yı, işte Nihan ablayı, İpe'yi hepsini zaten milli takımlardan tanıdığım için. Hepsi de sevdiğim insanlar. O yüzden de sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yine takım ruhu bu da ister istemez sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Mutlaka. Tabii ki önemli unutulmaz anlar. Kariyeriniz tabii ki devam ediyor şu anda voleybolda ama... mutlaka daha altyapılarda sen de işte altyapıdan çok istikrarlı bir şekilde hep aynı takımda mücadele ettim dedim. Böyle unutamadığın maç, unutamadığın bir an var mıdır Elif? İki tane unutamadığım maçım var. Bir tanesi Yıldız Türkiye finallerinde unutamadığım Şarköy'de bir final, Eczacı'yla final oynadık. O maçı unutamıyorum. Çünkü kimse gruptan çıkacağımızı beklemedi. Biz final oynamaya hak kazandık. Ve Eczacı'dan bir set aldık. Bizim gibi bir takım için büyük bir mücadele. Tabii yani Eczacı'dan set almak önemli. Evet, çünkü o zaman Eczacı'dan bu zamana kadar hiç kimse set alamamış o grubun finaline kadar gelene kadar. O yüzden bu benim için güzel bir hatıra. Bir de ben genç ve yıldız milli duygusunu hiç tatmadım. Direkt A milli takıma çıktım. O yüzden ilk giydiğim forma, ilk giydiğim maç benim için çok özel. Bir de o maç var. Çok güzel. Hiç altyapıda hiç milli olmayan direkt A milli. Direkt A milli oldum, evet. Harika, çok çok güzel gerçekten. İbrahim tabii Fenerbahçe Grundig de yine önemli isimleri kadrosuna kattı. Yine o bandımızı izleyeceğiz ama onun öncesinde yabancı oyuncuları da çok yakından takip ediyorum dedim. Burada tabii Ivan çok önemli. Bütün bir sezon hakikaten özellikle final periyodunda sezon içerisinde çok eleştirildi performansı voleybol otoriteleri tarafından. Ama o çok sabırlı bir sporcu. Biz her zaman ona mikrofonu uzattığımızda ben sezon sonu konuşacağım, sahada konuşacağım demişti. Bu anlamda Ivan'ı nasıl değerlendirirsin? Tabii ki dünya voleybolunun önemli isimlerinden. Onunla birlikte aynı takımda forma giyecek olmak...
bunlar neler hissettiriyor sana? Dediğiniz gibi İvan hani bu takım için çok büyük bir güç. Sezon içi hani birileri tarafından eleştirilmesi onun çok hani düzeyini bozacağına inanmıyorum. O yine bildiğini yapacaktır. Çünkü hani çok profesyonel ve büyük sporcular bunlar voleybol camiasında. Çok büyük isimler. Hani dediği gibi de sezon sonu konuştu herhalde. Evet, sahada. Dediğim gibi hani çok sezon içinde eleştirilmesi onun düzeyini farklı bir yönleme girmesini değiştirmeyecektir. Aynı takımda oynama konusuna gelince çok büyük isim. Hani önceden hani dışarıdan baktığımız, hani takip ettiğimiz çok büyük oyuncular vesaire dediğimiz insanlarla şu anda aynı takımda oynuyoruz. Aynı takımda oynayacağız. Bu çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk. Buna layık olmak için daha fazla çalışmak gerekiyor. Daha iyi olmak gerekiyor. Bakalım. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynen. O zaman bakalım Fenerbahçe Bugündeki erkek voleybol takımına kimler gitmiş, kimler kalmış. Bir de onu izleyelim. Sevgili seyirciler, erkek voleybol takımımızda 5 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi ve yeni sezonda 22 Ağustos'ta açacak sarı lacivertliler. Geçtiğimiz yıl Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonluğuyla kupalara ambargo koyan Fenerbahçe Grubu yeni sezonda unvanlarını korumak için yola çıkacak. Sarı lacivertli ekipte antrenör Daniel Kasseyani ile Emre Batur, Ersin Durgut ve Tommy Coşkoviç takıma veda eden isimler oldu. Yeni sezon çalışmalarında kadroya yeni takviyeler yapılırken İtalyan koç Daniele Bagnoli takımın başına getirildi. Ayrıca Arkas'tan Ahmet Toçoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye'den İbrahim Başaran transfer edildi. İtalyan smaçör Matej Černić ve Sırp orta oyuncu Novicija Bjelica da bu sezon sarı lacivertli formayı giyecek. Öte yandan Lionel Marshall ve Ivan Milkovic'in anlaşmaları da 2 yıl uzatıldı. Sarı lacivertli takım yeni sezon çalışmalarına 22 Ağustos tarihinde başlayacak. Fenerbahçe Grubu'na da başarılar diliyoruz tabii ki. Sohbet çok keyifliydi. Biz bir kez daha tebrik ediyoruz. Son sözleri, camiaya son mesajları alalım. Elif'ciğim senden başlayalım. Çok güzel bir camianın içindeyim ve ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Her şey için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İbrahim sen neler söylersin? Çok büyük bir camiaya geldik. Bunun için hem çifte mutluluk yaşıyoruz. İlk maçımızı, ilk formamızı giyip ilk Fenerbahçe'de mücadele edeceğimizi, ter akıtacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Taraftarlarımıza da bu sene iki takım birden yalnız bırakmadan bütün maçlarında desteklerini bekliyoruz. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Çifte mutluluğumuz daim olsun. Sezon sonu her iki kupayla birlikte yine bir kez daha biz buradan konuk etmek isteriz sizleri. İnşallah. Başarılar diliyoruz yeni sezonda. Sevgili seyirciler, Filede Fener'in bizler bu hafta da sonuna geldik. Yeni transferlerimiz Elif ve İbrahim'di bu hafta konuklarımız. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.